Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşmeleriyle devam edelim. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülürken söz aldı. Gündeminde Taksim'deki bombalı saldırıdan TSK'nın düzenlediği operasyona kadar pek çok konu vardı. Türkiye'nin kent merkezlerinde ellerinde bombalı poşetleriyle dolaşan El Nusra, IŞİD ve türevi örgütler bu kadar rahat il sınırlarımız içerisine nasıl girebiliyor ve özellikle sizlerin kontrolü altındaki bölgelerden nasıl bu kadar rahat girebiliyor? Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları savaşa ayrılan bütçeye dair konuşma yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülürken söz alan Hatimoğulları, Savunma Bakanı Hulusi Akar'a seslendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyona değindi. Kobani IŞİD'in yenilebileceğini gösteren ve gerçekten orada başta Kürt kadınları olmak üzere ortaya koydukları, IŞİD'e karşı ortaya koydukları çok güçlü bir mücadeleyle simgelendi. Afrin'le ilgili de bir şey sormak istiyorum Sayın Bakan. Afrin'deki yeni gelişmeler nedir? HTŞ'nin özellikle oraya bir saldırı düzenlemesinin önü nasıl açıldı? HDP milletvekili Hatimoğulları'nın gündeminde kimyasal silah iddiaları da vardı. Araştırılması için komisyon çağrısı yaptı. Araştırılmasıyla ilgili bir komisyonun oluşturulması, uluslararası tarafsız bir komisyonun hatta bunun sizin talebinizle gerçekleşmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Taksim'deki saldırı için Kuzey ve Doğu Suriye operasyonlarına gerekçe üretmek için gerçekleştirildiğini düşünüyoruz dedi. Taksim'de yaşanan bu vahşeti HDP olarak defalarca kınadık, kınamaya da devam edeceğiz. Reyhanlı, Reyna, Antep, Ankara Gar, Amed, İstanbul Havalimanı, Suruç, Sultanahmet, HDP'nin Adana ve Mersin il binaları ve ayrıca mitinglerinin bombalanmasını hatırlayacaksınız. Peki bunlarda failler kimdi? Kuzey ve Doğu Suriye operasyonlarına gerekçe üretmek için Taksim katliamının gerçekleştiğini düşünüyoruz. İpuçlarına dikkat çekti. Sınır güvenliği için yapılması gerekenleri anlattı. Ammar Jarkas'ın bunun birinci sorumlusu olduğu iddia edilen MÜSİAD'ın toplantılarında bulunduğuna dair o kadar çok sayıda delil var ki ortada. MHP'nin ilçe başkanının bu olayla ilintileri, bütün bunlar araştırılmaya gerekli ve değer konular. İktidar sınır güvenliği istiyorsa HTŞ, ÖSEO, SMO gibi örgütlerle ilişkiler derhal kesilmelidir.